İyi günler. Bu videomuzda Xiaomi'nin son çıkardığı kamera Huawei Xiaofeng 360 dual lensli IP kamerayı inceleyeceğiz. Ben bu kamerayı yaklaşık bir haftadır kullandım, test ettim. Gayet başarılı bir kamera. 2 megapiksellik iki tane lensi bulunuyor, önlü ve arkalı. Buradaki lensi, buradaki yarım küreyi, buradaki lensi de buradaki yarım küreyi görerek 360 derece VR gözlükle de etrafı tarayabiliyorsunuz. Altında SD kart yuvası bulunuyor. Buraya SD kartı takabiliyoruz. Burada reset düğmesi. Arkasına baktığımızda burada adaptör girişi, hoparlörü, infrared göz ve mikrofonu bulunuyor. Şimdi bunun kurulumunun nasıl yapıldığını göreceğiz. Şu an ülkemizde satışı bulunmuyor. Ben bu cihazı Çin'den getirdim. Siz de AliExpress, Banggood gibi Çin'den satış yapan sitelerden rahatlıkla temin edebilirsiniz. Ortalama fiyatı 250 TL'ye getirdiğimde tabi girişi bizim 220 voltlar gibi standart girişe sahip değildi. O yüzden bir adaptör temin ettim. Bununla şimdi bağlayacağım. Öncelikle cep telefonumuza Google Play'den Mi Home isimli programı kuruyoruz. Bu Xiaomi'nin bütün akıllı cihazlarını bağlayabileceğiniz bir program. Bunun kurulmasını bekleyelim. Bu arada programımız kurulurken biz cihazımızı adaptörünü bağlayalım. Evet, programımız kuruldu. Şimdi programımızı açalım. Agree and Continue diyoruz. Daha sonra bölgenizi seçmeniz isteniyor. Bunda Mainland China'yı seçmemiz gerekiyor. Çünkü bu cihazın şu an satışı diğer bölgelerde olmadığı için kurulum yaparken sadece Mainland China'da cihazımızı bulabiliyoruz. Onun menüsünde var. Europe ya da Other Country seçtiğimiz zaman burada cihazımızı bulamıyoruz kuracağımız zaman. Mainland China'yı seçtik. Daha sonra bazı izinler istiyor. Bu izinleri verelim. Daha sonra kaldırabilirsiniz. Device dediğimizde bizden oturum açmamız istenecek. Bir hesap oluşturmanız gerekiyor tabii öncesinde Mi Home'da. Password'a tıklayıp mail ve password'ünüzü girmeniz gerekiyor. Daha sonra sign in dedik. Şu an bağlanıyor server'a. Daha sonra ana menüye geliyor. Buradan artıya tıklayarak device seçmemiz gerekiyor. Bluetooth'u açın diyor. Ben cancel diyorum bunlara. Daha sonra buradan kameramızı seçiyoruz. Huawei Xiaofeng Smart Kamera. Daha sonra burada bize kameramızın reset tuşuna basmamız isteniyor. 3 saniye boyunca kameramızın şuradan gördüğünüz gibi reset tuşuna 3 saniye boyunca basıyoruz. Ve daha sonra bu sesi duyduktan sonra wait until you hear a voice prompt next diyoruz. No dedim. Cannot to another router seçiyoruz. Evet, burada Wi-Fi ağlarını buldu. Kendi Wi-Fi ağımızı seçiyoruz. Bunu seçip şimdi Wi-Fi ağımızın şifresini istiyor bizden. Onu gireceğiz. Ve daha sonra OK'ye basacağız. Evet, şifremizi girdikten sonra Next diyoruz. Daha sonra bir barkod kod çıkıyor. Bu barkod kodu kameramızın lensine 15 santim uzaklıktan tutuyoruz. Evet, bu uyarıyı duyduktan sonra Çince başarıyla bağlanmış oluyor. Şu an cihazımıza bağlanmasını bekliyoruz. Evet, şu an kullanabiliriz. Use now dediğimiz zaman şu an cihazımızın son ayarlarını da yapıyor. Evet, son ayarları da yaptıktan sonra son uyarıyı da kabul ediyoruz ve kameramızı kullanmaya başlayabiliriz. Evet, kameramızı 360 derece sağa sola çevirebiliyoruz.
Menümüzde şurada gördüğünüz gibi Çince gözüküyor. Bunları düzeltmek için geri diyoruz. Daha sonra profile geliyoruz. Burada settings'ten language, buradan da İngilizceyi seçiyoruz. Daha sonra cihazımızı burada change region, yani bölgeyi değiştirmek istiyor musunuz diyor. Buna sakın okey demeyin. Cancel deyin. Burada kameramız burada duruyor zaten. Buna bastığımız zaman tekrar kameramıza bağlanıyor. Her şeyin, bütün yazıların İngilizceye döndüğünü görebilirsiniz buradan. Tekrar kameramız geldi. Gördüğünüz gibi. Buradan mora tıkladığımız zaman, en baştaki ikon, mikrofon ikonunu tıkladığımız zaman conversation başlıyor. Yani kameranın çekim yaptığı ortamda, ortamdaki kişilerle görüntülü ve sesli olarak diyalog yapabilirsiniz. Sizin sesiniz karşıya gider. Karşı tarafın sesini de alırsınız. Sadece hoparlöre bastığınız zaman karşı tarafın sesini alırsınız. Bu ekranı genişletme tuşu. Bu şekilde ekranı dört parçalı da ayrı açılardan görebilirsiniz. Tekrar geri diyorum. Mora tıklıyorum. Buradaki play tuşu, kameranın üzerine SD kart taktığınız zaman kayda başlar. Taking pictures, bu da şu anki durumun fotoğrafını çekebilirsiniz. Mobile tracking, hareketli cisimleri takip edebilirsiniz. Motion alarm, devreye sokarsanız ortamda herhangi bir hareket olduğu zaman alarm çalarak kayda başlar otomatik olarak. Yukarıda ise gece görüşü var sağ üstte. Ay ikonunu görüyorsunuz. Bir kere bastığınız zaman şu an gündüz modu, devre dışı. Bir kere daha basarsanız gece moduna manuel olarak geçer. Ama otomatikte kullanırsanız önündeki sensör vasıtasıyla ışığı algılar ve ışık azaldığı zaman gece moduna otomatik olarak geçer. Buna bastığınız zaman ekranı 3 bölüme ayırır. Yukarıdaki 3 noktaya bastığınız ise burada alarm ayarları, foto albüm, çektiğiniz fotoğrafları görürsünüz. Kamera settings. Buradan kamera ayarlarını yapabilirsiniz. Burada general settings'te de genel ayarları yapabilirsiniz. Burada güvenlik ayarları, security settings, manage location. Buradan update var mı herhangi bir programda kameranıza dair, onu görebilirsiniz. Şimdi tam ekran yapalım. Evet, yan çevirdiğimizde yukarıda multi screen, yani 4 tane görünüşü aynı anda görebiliyoruz. Panoramaya geldiğimiz zaman ise telefonumuzun jiroskop vasıtasıyla etrafı bu şekilde tarayabiliyoruz. Burada sağ üstte VR gözlük görüyorsunuz. VR gözlük moduna geçerseniz VR gözlüğünüzle de etrafı yine tarayabilirsiniz. Hemen onun yanında bir tuş daha var. VR gözlüğü devre dışı bırakıp manuele geçtiğiniz zaman tam ekran şeklinde etrafı yine tarayabilirsiniz panoramik olarak. Bir kez daha basarsanız uyarılar yok olacaktır. Quad screen'da ekranı 4 bölüme ayırır. Her bölümü kendi içinde bağımsız şekilde hareket ettirebilirsiniz. Anlık olarak 4 bölümden de görüntü alabilirsiniz. Kameramızı inceledik. Kesinlikle memnun kalacağınız bir kamera. Ayrıca bulunduğunuz yerde görüntü almak istediğiniz bölgede fiş yoksa orada da powerbank ile besleyebilirsiniz kameranızı. Yalnızca Wi-Fi ağını görmesi yeterli olur. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.